Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 21-27 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, bu hafta ayın ışığı büyüyen fazla olacak. Geçtiğimiz hafta doğan Başak yeni ayının enerjileri günlük hayatımıza artık daha fazla dahil oluyor ve hafta içerisinde ay ilk dördün fazına ulaşınca belki belirsiz olan bazı konularda hayatımızda şöyle bir netleşebilir, şekil alabilir ya da yol ayrımlarına doğru gidebiliriz, hedef belirleyebiliriz. Pazartesi günü Ay Akrep Burcu'nda, hafta başı iş yoğunluğumuz, mesuliyetlerimiz öne çıkıyor. Kariyerimizle ilgili koşturmalar var, hedeflerimiz var, duygusal beklentilerimiz var. Daha tutkuluyuz, daha kararlıyız. Aslında pazartesi günü kariyer konuları, iş konuları, hayatımızdaki, günlük hayatımızdaki sorumluluklar anlamında verimli ilerleyebileceğimiz, başarılı olabileceğimiz bir gün. Pazartesi öğle saat, akşam saatlerinden itibaren ay artık yayda ilerlemeye başlıyor. Salı ve çarşamba ay yay burcunda, size de çok böyle yakın dost bir burçta olacak. Duygusal anlamda sizin için faydalı bir geçişi olacak. Kendinizi daha iyimser, daha keyifli, daha neşeli hissedebilirsiniz. Hem yeni projeler anlamında cesaretinizi arttıracak bu. Hem de sosyal hayatınızı biraz canlandıracak gibi görünüyor. Arkadaşlarla birlikte bazı faaliyetler içerisinde olabilirsiniz. Çalışma hayatınızda da özellikle grup çalışmaları, ekip çalışmalarında daha aktif olmanız, bazı gruplara dahil olmanız da mümkün görünüyor. Perşembe ve cuma ay Oğlak Burcu'ndan geçerken duygusal olarak biraz içe dönüşler yaşamanız, biraz hani hayatın daha belki manevi konularına çekilmeniz mümkün. Yalnız geçirmek isteyebilirsiniz ya da yalnız başınıza yapacağınız işlerle ilgilenebilirsiniz. Tabii bu ruhsal, bedensel, zihinsel her türlü böyle şifa, arınma, terapi gibi bazı çalışmalar yapmak için hani genel sağlığınızla yani hayatınızı iyileştirme adına yapabileceğiniz bazı uygulamalar için de perşembe ve cuma günleri enerjiler destekleyici olabilir. Bu hafta Mars Koç burcundaki gerilemesini sürdürüyor olacak. Merkür Terazi burcunda. Evet, Mars'la Merkür arasında karşıtlık etkinleşiyor. 23 Eylül, 24 Eylül, 25 Eylül gibi yakınlarınızdaki kişilerle ilişki dinamiklerine lütfen dikkat edin. Komşunuz olabilir, kardeşiniz olabilir, bir akrabanız olabilir, biraz fikirsel çatışmalar olabilecek gibi görünüyor. Zihniniz de çok hızlı çalışıyor ama Mars şu anda çok yıpratıcı. Yani çok fazla geçmişi sorguluyorsunuz. Zaman zaman çok fazla düşünce tabii ki sizde huzursuzluk yaratabilir, uyku sorunları yaratabilir. Hatta iletişimlerde gereksiz öfkelere, gereksiz böyle sert konuşmalara, kırıcı konuşmalara neden olabilir. Bunu dengelemek gerekiyor. Bu hafta böyle bir riskimiz var. Günlük hayatımızdaki faaliyetlerde de lütfen kazalara, sakarlıklara da dikkat edin. Hani çok böyle düşünmeden yapılacak eylemler olur olmadık sakarlıklara yol açabilir. Trafikte de dikkat edin lütfen sevgili kovalar. Cumartesi ve pazar ay sizin burcunuzda, kova burcunda olacak. Duygusal anlamda şöyle bir özgürleşiyorsunuz, enerjiniz güçleniyor. Yakınlarınızdan da daha fazla ilgi ve sevgi bekleyebilirsiniz. Evet, ay burcunuzdan geçerken sizi duygusallaştırabilir, biraz daha hassaslaştırabilir. Bedensel olarak da hassas olabileceğinizi unutmayın. Mideniz ve sindirim sisteminiz biraz daha tabii ki kırılgan ve çabuk etkilenebilir. Çevrenizdeki kişilerle, özellikle aile üyeleriyle daha fazla bir arada olmanız mümkün ve kendinizle bedensel olarak da daha fazla ilgilenebilirsiniz. Belki bir diyet programı yapacaksınız ya da böyle bir kişisel bakımınızla ilgili faaliyetler yapacaksınız. Bunlar için hafta sonu da şartlar uygun olabilir sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.